Merhaba arkadaşlar, evimi kendim yapıyorum videoma hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2020. Bakalım 2021 yılı nasıl geçecek? 2020'den hiç memnun kalmadık açıkçası. Evin yapımı çok uzun sürmüştü dediğim gibi daha önce de. Şimdi son halini gösteriyorum yatak odasının. Sadece yerleri vernik yapılacak. Onun dışında işim bitti. Banyo başlıkları alındı, klozet alındı ama şu duş yerine bir çözüm daha bulamadık. Ne döşeme döşeyelim, mermer mi döşeyelim, seramik mi döşeyelim karar veremedik. Tabii ki buradaki mutfak dolabı da bitmedi ama lavabosu alındı. İşte buranın ince sıvası ve boyası duruyor. Onun dışında bir de mutfak dolabı. Ve bugün tabii ki yılbaşı olduğu için 4 kişilik bir masa hazırladım ben de buraya. Sobayı ilk defa yakacağız. Hiç yakma gereği duymamıştım. Yutonkların üzerine tahtayı koydum. Masa örtüm yetmeyince komşumdan bir örtü daha alarak şöyle bir masa oluşturdum. Sandalyeyi akşam ben kapayım. Taburelerde oturacağız büyük ihtimal. Evet, bu köşe ise ders anlattığım köşem. Okula gitmediğimde burada anlatıyorum. Çünkü evimde internet yok. Evimdeki interneti buraya getirmiştim. İnternet nerede? Hayat orada. Şimdi yavaş yavaş şu yukarıya posta atmayı ve sermeyi düşünüyorum. Orayı atölye yapacağım. Resim atölyesi yapacağım. Çünkü benim atölyemin yapılması biraz uzak bir ihtimal gibi duruyor şu an. Kızım da gelip odasına yerleşmediğine göre orası boş duracağına orayı atölye yapmaya karar verdim. Mutfak dolabını tasarladık, ölçülendirdik. Sadece yılbaşından sonra ağaç alınacak. Zaten üst dolap yapmayı düşünmüyorum. Belki bir iki tane ufak raf atarım. Üst katı göstereyim. Tabii ufak tefek yine problemler çıkıyor. Burada çok yağmur yağdığı için şiddetli yağmur yağıyor ve bir şekilde içeri de giriyor. Sanırım biraz da bu kapının mermerinden kaynaklanıyor. Mermerciyi aradık ama parasını aldıktan sonra kimse gelmek istemiyor. Çok ilginç. Tam oturmuyor burada mermerle kapı. Şiddetli yağmur yağdığı için de buradan içeriye giriyor. Tahta koymuş girmesin diye ama yine de giriyor. Buranın temizliğini yapacağım işte bu hafta. Ve burayı resim atölyesi haline getirmeyi düşünüyorum. Evi taşımadan atölyeyi oluşturacağım. Kitaplığımı falan kurabilirim. Bu arada köpeği götürdüler. Çünkü saldırıya geçti. Eşimin koluna saldırdı. Canavar ya. Nankör, ekmek veriyoruz, yemek veriyoruz. Yok, sevmedi bizi. Bir türlü sevmedi. Çok bağlı kaldığı için hayvanın psikolojisi bozuldu galiba. Evet. Gördüğünüz gibi masa bayağı sosyal mesafeye uygun. Buranın tabii ki şeyleri var. Parmaklıkları var. Ama onları şimdilik kalsın. Çok acelesi yok. Daha sonra yaparız. Kapıyı kapatmam lazım. Halen sinek yaşıyor, görüyor musunuz? Bakın, havanın sıcak olduğuna dair bir kanıt bu yani. Çok ilginç ya.
Diğer bineğe bakacak olursak onun tuğlaların arasındaki derzler bitti sayılır. Ama yukarıda teras gibi olan yerde yağmur sızdırıyor ne yazık ki. Usta bize çok iddialı konuşmuştu. Biz dedik ki Bursa bodoz, hani çok var ya biliyoruz. Eskiden çatı yapılmazdı hiç Bursa'da. Herkesin terası vardı ve yağmur geçmezdi. Membran falan kullanılırdı. Yok, teknoloji değişti. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle yapın, böyle yapın dedi. Dinledik, yaptık ve tabii ki içeriye su sızdırıyor. Su sızdırmasının en büyük sebebi de burada bir elektrik düğmesi. İçinde tel yok ama orada işlevsizmiş, kesmişler, bir şeyler olmuş ama şimdi aklımda basmıyor çok ya, neyse. İşte bu odanın mutfak fayanslarını yaptık. Çok güzel rengi bakın. Müthiş bir rengi var. Bu arada tabii bütün eşyaları buraya taşıdık. Benim salonu boşaltınca görüyorsunuz arasındaki derzlerin dolgusunu. Evet, buranın da mutfak fayanslarını yaptık. Bu eşyaların tabii çıkması lazım. Şeyler alındı işte, bunlar lavabolar ve klozetler. Ne yapıyoruz? Ayaklarımızı siliyoruz. İyice siliyoruz. Buradaki bezi de kurumayalım. Ve herkese mutlu yıllar dileyelim. 2020 yılının Covid ile beraber defolup gitmesini diliyorum. 2021 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Evi olmayanların evi olsun diliyorum. Eniştem üzüldüğü için Erzincan'ın dağlarına çok kar yağsın istiyorum. Herkese bereket ve bolluk diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum hepinize.